Dijital çağla birlikte seçim propagandalarının şekli de değişti. Broşürün yerini cep telefonu mesajları, afişin yerini klipler aldı. Siyasiler 24 Haziran seçimi için artık sosyal medyayı daha etkin kullanıyor. Çünkü dijital mecra hem adaylar hem de seçmen için birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Mesajlar, fotoğraflar, görüntüler, çeşitli paylaşımlar. Artık siyasilere sosyal medyadan kolayca ulaşmak mümkün. Eskiden bu adaylara ulaşmak seçmen için çok zordu. Ancak mitinglerde işte görebiliyorlardı. İşte başka programlarda onların açık oturumlara katılmalarında dinleyebiliyorlardı adayları. Fakat şimdi birebir olarak bu adaylarla iletişim kurup sosyal medya üzerinden ne beklediklerini, onlardan olan beklentilerini çok net bir şekilde paylaşabiliyorlar. Sosyal medya kullanımı arttıkça seçim propagandalarının da şekli değişti. Adaylar sosyal medyayı daha etkin kullanmaya başladı. Çok etkili de kampanyalar düzenliyorlar. Ama bu arada seçmende karşılığı da katılımcı olabiliyorlar, paydaş olabiliyorlar. Yürürken, çay içerken bir ses dosyasıyla, bir görüntüyle ya da bir mesajla olayın içine dahil olabiliyor. Özellikle 18-24 yaş arası seçmen sosyal medyadaki paylaşımları yakından takip ediyor. Daha çok adayların konuşmalarını dinliyorum sosyal medya üzerinden. Yani nasıl konuştukları, sorulara karşı nasıl cevap verdikleri veya bir gerçeğe veya neye göre dayandırdıklarını önemsiyorum. Önce giriyorum tabii videonun altına sosyal medyada, bakıyorum yorumlar yazılmış. Karşıtsa bende tabii biraz bir fikir oluşturuyor, karşıt fikir oluşturuyor. Ama yorum çok yanlıysa hani yanlı fikir de oluşturuyor. Yani kesinlikle etkileniyor insan yani o yorumları okurken. Bu kişiler her an çevrim içi şeklinde yaşıyorlar. Her an cep telefonlarından internete ulaşabilir durumdalar. Dolayısıyla bu hedef kitleye ulaşmak için çok etkili bir mecra. Sosyal medya, dijital medya, YouTube'daki videolar ve birçok kanal aslına bakarsanız.